Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Saat 1'e geldi. Pazar böyle aşırı kalabalıklaşmadan gelelim dedik. Birkaç eksiğim var, alayım. Sonra eve doğru geçeceğim inşallah. Pazara yeni halı modelleri gelmiş. Bakın şöyle. Şu şekilde modeller var. Bakın şu da güzelmiş. Biraz daha kısası olsaydı iyi olurdu bunun. Şöyle. Şu şekilde. Çok güzel. Tam kış çantası. Şöyle. Özellikle de şu rengine de bayıldım. Bu çantalar ne kadar acaba? 65 liraymış. Evet Mira, o da çok güzel. Gerçekten çok tatlı ya. Tam böyle kış çantası. Çok güzeller. Ev çantası küçük yok da taşlı. Bir de şunlar var bakın. Ben bunları çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum. Şöyle Mira'yı bir çekeyim yanıma. Şu çok şıkmış ya. Çok beğendim. Şey şu ne kadar acaba? Hepsi. Sadece askılar değişiyor. Tamam. Hepsi 65'miş. Ama şu çok hoşuma gitti ya. Gerçekten çok şık duruyor. Hiç. Bunu 65 yani ben demem. Çok kaliteli durmuyor mu sizce de? Ben bu tarz çantaları çok kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Bakın. Mesela şu daha basit duruyor. Ama bu çok güzelmiş ya. Çok beğendim. Gerçekten çok şık. Bayıldım. Buna aşık oldum ben. Çok güzel. Şöyle çantalar da var. Şu tarz modeller. Şöyle renkli renkli çantalar. Şu da güzelmiş bakın. Bu da 65'miş yani. Çok güzel değil mi? Ya böyle basit durmuyorlar biliyor musunuz? Güzel duruyorlar. Şu da güzelmiş bakın. Abiye istiyor. Hepsi çok güzel. Abiye de bende normal standart abiye yok. Bir böyle var bir de böyle var. Şöyle. Pazar dönüşü şimdi çiçekçiye uğradım arkadaşlar. Şu meşhur yeni yıl çiçeklerinden alayım dedim. Sağolsun abla 3 demetini 50 lira yaptı. Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Aldıklarımızı şöyle tezgahın üstüne koydum. Birazdan yerleştireceğim. Şöyle muz aldım. Mira muzu seviyor. Biraz patlıcan. Hafta içi yaparım diye. 2 bağ şöyle ıspanak aldım. Salatalık, domates, şöyle marul, taze soğan. Şöyle maydanoz, havuç, soğan, dolma biberi biraz fazla aldım. Yine hafta içi yaparım diye düşündüm. Artanını buzluğa atarım. Mandalina'nın tadı o kadar güzeldi ki size anlatamam. Çok sevdim. Şöyle 1,5 kilo mandalina. Biraz da şöyle patates aldım. Başka bir şey yok herhalde. Bunlar da ortalama 150 lira tuttu arkadaşlar. Mira'yı şimdi öğlen uykusuna yatırdım. Kahveyi koyayım üstüne dedim. Bir ses geldi. Bakayım dedim Mira uyandı mı diye. Şöyle kahvenin altını yakabilirim artık. Mira uyurken kahve makinesini çok çalıştırmamaya çalışıyorum. Uykusu hassas. Bu arada ledleri buraya koydum arkadaşlar. Ya bu ledleri nereye koysanız ora güzel oluyor. Ama en son buraya karar verdim. Gerçekten çok hoşuma gittiler. Burada da böyle bence sade ve hoş durdu. Şimdilik böyle burada kalsın. Instagram sunumlarım için bazen onları kullanıyorum öyle. Şöyle kahveye bakalım da taşmasın. Bugün çok yoruldum. İnanın pazara gitmeden önce. Evi sil, süpür, toz al, dolapları düzenle, pazara git, Mira'yı uyut derken dermanım kalmadı. Yani akşam yemeğini nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Şöyle bir kahve molası vereyim dedim. Oldu valla. Şöyle şunun altını kapatayım. Bardağımızı alıp gidelim. Böyle temiz evde kahve içmenin keyfini hiçbir şeye değişmem. Gerçekten bazıları böyle evini bırakıp nasıl gidiyor dağınık ben anlamıyorum. Dağınık bırakıp pis bırakıp hiçbir yere gitmem. Hiçbir gezmeye de gitmek istemem açıkçası. Eğlenmeye de gitmek istemem. Benim için evim her şeyim. Yani evim derli toplu düzenli olacak. Şöyle kahveyi koyalım hemen. Pazardan aldığım çiçeği de yerleştirdim.
size göstereyim. Şöyle bayağı fazla aldım ya. Ben normalde bir bağ alacaktım. 3 bağ aldım. Oradaki bayan dedi ki bir tane de benden hediye olsun, sağ olsun. Şöyle alayım dedim. Aslında masanın üstüne düşünüyordum. O kadar büyük ki masanın üstüne hiçbir şekilde olmadı. Ben de şöyle şimdilik yere koyayım dedim ama orada da çok güzel oldu. O aşağıdaki kumaşı da çiçeğe vermişti, bağlamıştı. Ben de öyle yapayım dedim vazoya. Gerçekten çok güzel oldu ama. Bir müddet orada kalsın. İçerisine su falan koymadım. Öyle sade bir şekilde yerleştirdim. Şimdi bir kahvemi içeyim. Kendime saat 2:30. Hava o kadar karanlık, yağmurlu ki beyazları yıkayacağım ama artık evin içine asarım. Ne yapayım? Annemle konuşuyorduk şimdi. Selma sana fotoğraf attım bakar mısın dedi. Telefon alacakmış. Modelinde kararsız kaldı. Zaten ben ne zaman kararsız kalsam annemi arıyorum. Annem ne zaman kararsız kalsa beni arıyor. Böyle birbirimizle çözüyoruz konuları. Yani ben ona çok inanıyorum. O bana çok inanıyor. Ben de söyledim işte tamam ben de gideyim alayım onu dedi. İndirim varmış. Yeni yılda da zam gelecekmiş. Telefonlara kaçırmayayım kızım dedi. Bu arada sizlere çok teşekkür ederim. O kadar güzel yorum yazdınız ki perdelere, aydınlatmaları çok beğendiniz. Benim de gerçekten çok içime sindi. Böyle yavaş yavaş yapıyorum ama içime sine sine yapıyorum açıkçası. Perde gerçekten resmen evi gelin yaptı. Instagram'da yorumlarda da o şekilde yazanlar oldu. Böyle bir de şey diyen oldu. Bu hani ortadaki aparat var ya ipli. Selma dediniz onu kaldır diyen arkadaşlar vardı. Aslında ben onu istemedim. Bu kanatların takımıymış arkadaşlar. Perdeci abi getirdi. Hani şu anda gözüme böyle çok batmıyor ama zamanla sıkılırsam onu da kaldırırım. Bir de 3 yoruma takıldım. Böyle çok saygı seviyesini bence aşan yorumlardı. İşte çok özentisini evin işte internetteki aynı evlere benzedi falan filan. Bir kere ben aynı evlere benzediğini düşünmüyorum. Bir kere özenti olsam inanın gider kapitoneli koltuk takımı alırım. Gri koltuk alırım. Koltuklarımın rengi farklı olur. Farklı farklı renklerde koltuk alırım. Ben böyle hiç modası böyle çabuk geçmeyecek sade bir model tercih ettim. İşte evin özenti evleri, hani perdemde ne gibi bir özentilik gördün, halımda ne gibi bir özentilik gördün gerçekten anlamıyorum bazılarını. Böyle 3-4 yorum vardı yani. Diğer yorumlar güzeldi ama ben kesinlikle özenti olduğunu düşünmüyorum. Buradan da söylemek istedim o arkadaş. Hani neyime özenti gördü gerçekten merak ediyorum. Ben bir özentilik göremiyorum. Hani her şeyi böyle yavaş yavaş içime sine sine yapıyorum. Çalışırken de hani elime para geçiyorken de evimi yaptırmak istiyorum. Sonuçta ilk ev sahibiyim. Evimi böyle güzel bir şekilde eve göre mobilyayı kurup dizmek istiyorum. Bu oda bitince inşallah mutfağa geçeriz dedik Mehmet'e. Mutfak bitince Mira'nın odası. Mira'nın odası bitince yatak odası. Böyle sırayla gider hallederiz işimizi diye düşün. Bir de mobilyacılara gittiğinizde zaten hep aynı modeller. İnanın farklı model göremiyorsunuz. Hep kapitone koltuk ya da bu tarz düz daha kalın gelenler var ya o tarzda. Hani mobilyacılarda da hep aynı model koltuklar var. Ne gibi bir farklılık bekliyorlardı benden bilmiyorum ama her neyse işte bunu da buradan söylemeden geçemedim. Akşam yemeği hazırlıklarına başlamıştım. Bolca havuç koydum çorbaya. Mira havucu da yesin diye çorbayla beraber. Şöyle. Gideyim şu buzdolabını kapatayım da geleyim. Çok şükür bugünün de akşam yemeği hazır arkadaşlar. Şöyle turşuluklardan domates sos çıkarttım. Güzel oluyor akşamları. Şöyle salata yaptım. Üzerine sumak serptim. Karışık kızartma üstüne sarımsaklı yoğurt. Çorbam da pişti zaten biliyorsunuz. Mis gibi kokuyor. Üzerine bir güzel şöyle limon da sıktık mı tamamdır. Çayım da demlendi. Yavaş yavaş artık ben de sofrayı kurayım inşallah. Şöyle çayımızı dökelim. Miraya da döküyorum biraz. Sonra niye bana dökmüyorsunuz diye içeride söylenip duruyor. Ne yapayım? Video çekiyorum. Sen ne yapıyorsun? Şöyle artan biraz kızartma oldu. Belki gece acıkırız diye.
Böyle küçük tencereye koydum. Çorba da arttı. Yarına yeter. O da birazcık soğusun. Gece yatmadan buzdolabına kaldıracağım inşallah. Sen ne yapıyorsun? Yine giymişsin sosyetik terliklerini. Mehmet dedi ki akşam çiçeğe led takalım, tam olsun. Led taktık, çok güzel oldu. Kameradan böyle çok güzel görünmüyor ama canlı olarak çok güzel durdu. Bakalım bizim çiçek ne kadar dayanacak. Mira'yı uyuttum, şöyle evi genel bir toparladım. Ben de yavaş yavaş yatayım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.